Sabah namazına kalktığınız zaman Cenab-ı Hak size farklı bir halet-i ruhiye verir. Hissedersiniz. Sabah namazını kılanlar bilir. Farklı saatlerdir o zaman. Böyle ruh dünyanız değişik olur. Hisleriniz değişik olur. Kimse kalkmamış daha. O andaki halet-i ruhiyenizle o güne başlarken Allah'ım ben senin varlığından gafil değilim. Bu şuurla öğlen bütün telaş, iş güç birbirine girmiş, mücadele başlamış. Yani Allah'ı unutturabilecek çok sebepler senin etrafında var. Ezan okunmasıyla beraber birden silkinip tekrardan Allahu Ekber deyip huzura gelip koşuşturma devam ediyor ikindi, değil mi? Aynı şekilde akşam o koşuşturmanın zirve yaptığı noktalar dönüyorsunuz. Hiçbir zaman unutmadım Rabbim demek için. Yatsı, ya Rabbim ben senin bütün verdiğin nimetlerin şu nefes aldığım bu gün içerisinde hepsine şahitlik ederim diyerek yatsıyla devam ediyorsunuz. Şimdi şuura bakın ne diyor? Demek tesbih, tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekatında, söylenen sözlerinde bu üç şey namazın her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını kuvvetlendirmek ve takviye etmek için şu mübarek kelimeler 33 defa tekrar ediliyor. Ne yapıyorsunuz tesbihte? Ama bunu da nasıl söyleyeceğiz? Aynı şuurla. Hani subhanallah, subhanallah, subhanallah tarzında değil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Düşünün söylerken Allah'ım senin hiçbir noksanın yok. Bütün mevcudattaki kusursuzluk senin subhan olduğunu gösteriyor. Bütün mevcudattaki bu ululuk, büyülük, bütün bu görmüş olduğum kainattaki nizam ve intizam, değil mi? Senin Allahu Ekber her şeyden büyük olduğunu gösteriyor. Bütün etrafımdaki nimetler senin hamd edilmeye layık olduğunu gösteriyor. Bu şuurla tesbihi çekeceğiz. O zaman işte sözlerimizin ve kıldığımız namazın bir manası olacak. Hani şunu da söyleyeyim. Hani tam bu esnada kalkıyorsunuz ya rükudan. Ne diyorsunuz? Semiallahu lümen hamide. Bu ne demek? Allah hamd edenleri işitir diyorsunuz. Semiallahu lümen hamide kalktınız. Ayağa böyle bir kıyama durdunuz ya, madem Allah hamd edenleri işitir, hiçbir şüphemiz yok. Öyleyse Rabbena ve lekel hamd. Öyleyse Allah'ım ben de sana hamd ederim. Bakın şimdi ne kadar farklı değil mi? İşte o şuurda, o halet-i rüyede olduğunuz zaman onlar tekrar olmaz. Anlatırız mı? Ama şeytan bizi nasıl dürtüyordu ilk başta? Ne bu kardeşim aynı şeyleri söyleyip duruyorsun? Ben aynı şeyleri farklı ruh haliyle söylüyorum. Eşiniz vardır, evliler bilirler. Her zaman aynı seviyede, aynı oran duygularla seni seviyorum diyebiliyor musunuz? Nişanlıyken başka, değil mi? Böyle ciğerinden gülüyor, seni seviyorum diye. Değil mi? Sonra evlerin ilk zamanları. Seni seviyorum. Böyle mutluluklar. Sonra eşin soruyor. Beni sevmiyor musun? sevmesek alır mıydık yani? Bak ne oldu? Duygular değişiyor. İşte biz Rabbimize karşı hiç duygularımızı değiştirmediğimizin alameti her beş vakitte huzuruna geliyoruz. Aynı şevkle. Yani Rabbimizin bize şu sözü söylemesine hiç imkan vermeden benim verdiğim nimetleri inkar mı ediyorsunuz? Hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey kulum beni sevmekten vaz mı geçtin? Neden huzuruma gelmiyorsun? Sözüne muhatap olmamak için. Ezan okunduğu an. Allah'ım bu aciz kulun seni unutmaz. Şuur ve bilinciyle geliyoruz ve Allahu Ekber diyor. O huzura duruyoruz. İşte bu hakikatleri bilirsek hele de Fatiha'nın anlamını, değil mi? Hele de o kısa zamlı sürelerin anlamlarını bilirseniz işte o namaz bambaşka bir namaz olur. Tavsiyem evinizdeyse mutlaka bir odanız olsun. Yani böyle sakin yerlerde kılın. Özellikle takke, sarık, özellikle cübbeyi tavsiye ederim. Kıldığınız namaz birdenbire değişir. Özellikle bu şuuru da takınırsanız her bir ezan
sizi müthiş duygularla kendine çekecektir yani.